Yine Madonna tarzı. Biraz çılgınlığı seviyorum. Ruhuma göre giyinince sahneyi çok etkiliyor kostüm. Ne kadar özgürseniz o kadar sahnenizi etkiliyor, yaptığınız işi etkiliyor. Çünkü sahne zaten bizim hayal dünyamız. O yüzden son zamanlardaki spekülasyonlar da aslında bence ülkede bölücülük yaratıyor. Ve bizim yaptığımız işi birazcık basitleştiriyor. Hepimizin emeği var, hepimiz fiziğimizi de hazır tutuyoruz. Sadece kostümlerimizi değil ve çok ciddi ekipler var arkamızda. Aslında bu konuları son kez burada söylemek istiyorum ki herkesin özgürlüğü ve bu özgürlüğe çok fazla müdahale ediliyor. Özellikle kadın solistlerle ilgili. Özgürlüğümüzü tabii ki sahnede, özellikle hayal dünyamızda yaşamak istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Annem şey merak ediyor. Az önce kadın sanatçılarla ilgili konuştunuz da. Hani kadın oyuncularla erkek oyuncular arasında bir fiyat farkı var. Bu sizde de yaşanıyor mu? Erkek sanatçılarla kadın sanatçılar arasında bir fiyat farkı hani? Aslında popülerlik ve daha az popülerlik durumu var bizde. Bir de performans sanatçıları zaten bambaşka bir boyutta insanlar için. Performans sanatçılarından biriyim ben de kendi adıma. O yüzden ben hak ettiğim değeri her zaman insanlardan görüyorum. Çok büyük kalabalıklara konser veriyorum. Önemli olan verdiğiniz emek. Verdiğiniz emek kadar yemek var bu işte, öyle söyleyeyim. Aşağısında tıklım tıklım sahneleriniz. Gerçekten mi? Hayır, evet. Çok heyecanlıyım. Ne güzel. Herkes hoş geldi. O zaman ben heyecanla sahneye çıkıyorum. Hemen çıkmadan Amerika'yı soralım. Güzel bir turnemi bizi bekliyor. Evet. Heyecanlıyım ben de. Klip hatta şey dediniz. Ben bile kendimi tanıyamayacağım. Evet. Dün bir çekim yaptık. Bir klip çektik. Farklı bir şarkı, yeni bir tarz yine benim için. Okumalarım değişti, işte kostümler, klipteki duruşum, her şey, hikayesi. Çok güzel bir klip çektik. Burada 2-3 konserim daha var Türkiye'de, sonra Amerika'ya turneye gidiyorum. Normalde seyahat için gitmiştim ama hiç konser yapmamıştım bugüne kadar Amerika'da. İlk kez olacak, o yüzden çok heyecanlıyız ve çok güzel gidiyor. Bilet satışları neredeyse sold out olmak üzere. Bu yaz bir planınız var mı? Devamlı önceden işte beach işletme tarzı şeyler yapıyordunuz. Bu tarzda evet. Olacak mı bu yaz? O çok keyifli işlerdi gerçekten. Şimdi yine olacak. Bodrum ve Çeşme'de konserler olacak. Öyle beach club işine giremiyorum çünkü çok yoğun konserler, ilgilenemeyeceğim belli bir mekanla. O yüzden şu anda sadece konserler için gideceğim. Ama bu yaz hem Çeşme'deyim hem Bodrum'dayım tabii ki.